Bir kabın içerisine 15 tane kadar hurmamızı aldık. Üzerine su ilave ediyorum ve 1 saat kadar bu şekilde bırakacağım. Hurmaların biraz yumuşaması lazım. Gayet güzel bir şekilde ıslandılar, yumuşadılar. Şimdi içerisindeki çekirdeklerini çıkartıyoruz. Daha kolay bir şekilde çıkacak şimdi. Ve robotumuzun içerisine alıyoruz. Azaltıp çoğaltabilirsiniz hurmalarınızın sayısını. Şu şekilde hepsinin çekirdeğini alıyorum. Çok fazla ıslatmanıza gerek yok. Birazcık yumuşasınlar. Yani kolay bir şekilde çekilebilir hale gelsinler yeterli. Bütün hurmalarımı bir parçalayıcının içerisine aldım. Şimdi içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar kakao ilave ediyorum. Ve şurada bir su bardağı dolusu cevizim var. Cevizimi de ilave ediyorum içerisine. Ve güzelce parçalayıcıdan geçiriyoruz. Gayet güzel bir şekilde parçalandı. Cevizler ve hurmalar birbirine çok güzel bir şekilde karıştılar. İçerisine birazcık da kakao kattık ki şöyle çikolata tadında, çikolata lezzetinde olsun diye. Şöyle bir tabağın içerisine aldım. Şimdi buradan şöyle küçük parçalar şeklinde koparacağım. Elimde yuvarlayarak şu şekilde burada ceviz, fındık, badem, öyle kalan kuru yemişlerimi ben çekmiştim robotta. Şöyle bunları güzelce batırıyorum. Şimdi hepsi bitene kadar aynı işlemi uygulayacağım. Ve yuvarlak yuvarlak parçalar alıyoruz. Cevizli hurma toplarımız, bana göre bombalarımız hazır. Gerçekten çok güzel oldular. Özellikle içerisine katmış olduğumuz kakao çok güzel bir lezzet verdi. Bildiğiniz böyle çikolata yer gibi aynı. Diyetinizi yaparken de çok güzel kahve yanı alternatifi. Hem tatlı kırıntısını de önleyecek. Hem de evinizde Ramazan ayından kalan hurmalarınız varsa da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben çok çok beğendim. Kesinlikle sizler de denemelisiniz. Kahvemiz ile birlikte servise hazır. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.